Merhaba arkadaşlar. Adobe Photoshop programında kılavuz çizgileriyle ve cetvelle çalışmayı beraber tamamlayacağız. Resmimizi açtığımız zaman karşımıza gelen bu ekranda resmimizin, bakın şurada layer'larımız seçili olması lazım. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Bu seçiliyken Ctrl T tuşuna bastığımda şu kenarda oluşan küçük kutucuklar ve merkezde hedef sembolü şeklinde bir simgemiz var. Bu bizim resmimizin merkez noktasının burası olduğunu söylüyor. Biz bunu şöyle cetvelimizi çıkartabiliyoruz. Cetvelimiz View menüsü altında Türkçe Photoshop'larda görünüm olması lazım. View menüsü altında Rulers kısmında tıkladığımız zaman bakın şu kısımda soldan aşağı doğru hem soldan sağa doğru cetvelimiz çıkıyor. Şöyle yeniden göstereyim size. Bakın kaybolacak şimdi. Evet. Tekrar ben bunu Ctrl R ile de Ctrl R'ye basıyorum. Çıkıyor. Şimdi Ctrl tuşu nerededir diyen arkadaşlarımız olabilir. Ben onu da kolaylık olsun diye sizlere şöyle göstereyim. Evet, şurada klavyemiz var arkadaşlar. Ctrl tuşlarımız hem bu altta hem de şu kısımda altta Ctrl tuşumuz mevcut. Aynı şekilde onun hemen bir üzerinde şurada gördüğünüz Shift tuşumuz mevcut. Yine burada aynı şekilde Shift tuşumuz burada mevcut. Shift tuşu ne işimize yarıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Klavyemiz şu anda seçili. Çok büyük. Ben bunu küçültmek istiyorum. Ctrl T tuşuna basıyorum. Bakın şu anda seçildi bu. Ben bunu bakın farenin sol tuşuyla herhangi bir yerinden oynuyorum. Bak. Şimdi burada dengesiz bir büyüme, küçülme söz konusu. Ben bunun dengeli olmasını istiyorum. Shift tuşuna bastığım zaman en ve boy oranını koruyarak bizim resmimizi büyütüp küçültmemize yarıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle siliyorum. Anlaşıldı zannediyorum. Ben onu siliyorum. Tekrar resmimize geldik. Resmimiz üzerinde arkadaşlar bizim kılavuz çizgilerimiz mevcut. Bunlardan grid çizgileri var. Yine View menüsü altında Show seçeneğinde şurada grid diye bir seçeneğimiz var. Bakın şu anda ızgara çizgileri, kılavuz çizgilerini bize gösterdi. Ben bunu tekrar kapatıyorum. Onu başka bir şeklini göstereceğim tekrardan. Şu kısımda arkadaşlar, şu cetvelin üzerinde farenin sol tuşuna basılıp tutup sürükleyip bırakıyorum. Sürükleyip bırakıyorum. Sürükleyip bırakıyorum. Bunlar yukarıdan aşağıya, yani yatay şekilde bize kılavuz çizgileri oluşturmamızı sağlıyor. Yine aynı şekilde sol cetvelden basılı tutup sürükleyip bırakıyorum. Aynı şekilde böyle dilediğimiz kadar kılavuz çizgisini bu kısma alabiliriz. Kılavuz çizgileri ne işimize yarayabilir arkadaşlar? Özellikle resimlerimizi hizalamamızda, yazımızı hizalamamızda bize büyük kolaylıklar sağlar. Çizgileri oluşturdum. Sileceğim bunları. Nasıl silebilirim? Ya tek tek böyle götürürüm. Ki bu çok zordur arkadaşlar. Veyahut da yine View menüsü altında Clear Gas diye seçeneğimiz var. Ona tıkladığım an tamamını siler. Yine arkadaşlar aynı kılavuz çizgilerinin yine şu kısımda Lock Guides kısmında biz bu kılavuz çizgilerini kilitleyebiliyoruz. Onu da birazdan göstereceğim. Şu New Guide diye bir seçeneğimiz var. Ona tıkladığımızda karşımıza gelen bu ekranda New Guide ekranında şu gördüğünüz kısma bir değer girmemiz isteniyor. Bu bize ne sağlıyor? Bu bize hangi mesafelerde biz kılavuz çizgisi istiyor isek oralara çizgi atmamızı sağlayacak. Ben 100 diyorum. Evet şu anda horizontal seçeneği seçili olduğu için bize yatay bir tane çizgi attı. Aynı şekilde View menüsü altında New Guide diyorum. 120 diyorum. Evet. Şimdi dikey atalım. 1-2 tane. New Guide diyorum. Vertikal diyorum bakın. Vertikal. 50 diyorum. Tekrar yine New Guide diyorum. Bunda 100 diyorum. Evet. Şimdi ben bunları
Çizgilerimi attıktan sonra daha sonraki oynamalarda bunlar bozulmasın diye yine aynı şekilde şuradan Block Guides seçeneğine tıkladığım zaman bakın şu anda üzerine geldiğimde herhangi bir sembol değişikliği faremde, mouse'umda oluşmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın resim oynuyor, kendisi oynamıyor. Ben burada herhangi bir işlem yapamıyorum. Tekrar açıyorum. Kilidi açıyorum. Bakın şu anda geldiğimde faremin, kursörümün şekli değişti. Ben bunları tekrar siliyorum arkadaşlar. Toptan siliyorum. Burada Grid kısmında istediğimiz ayarlamalar da yapabiliyoruz arkadaşlar. Onu şöyle size yine göstereyim. Şu Edit menüsü altında Türkçe Photoshop'larda düzendir. Preferences seçeneği altında Guides Grid Slice seçenekleri mevcut. Biz burada tıklıyoruz. Şöyle biraz küçülttüğüm değişimleri görelim. Şu kısımda ben ızgarayı önce bir size göstereyim. Grid diyoruz. Şimdi beyaz renkli ızgaralarımız mevcut. Ben burada ızgaramın rengini arkadaşlar şu kısımdan kırmızı yapabiliyorum. Mavi yapabiliyorum. Değiştirebiliyorum. Yine şu araları 10 milim yapmışım. Ben onları 20 yapabiliyorum. 50 yapabiliyorum. Yine aynı şekilde açıyorum aynı yerimizi. Evet. Şu Subdivisions kısmında alt bölümlerin görünmesini sağlayabiliyorum. Yani şurada bizim bir temel çizgimiz var. Karemiz var. Bak küçük küçük karecikler. Ben bunlarda alt çizgiler gözüksün istiyorum. Bakın şu anda ben buraya 5'i girdiğim an burada her bir satırda 5 tane yatay, 5 tane dikey olmak üzere satırda bize çizgiler gösterdi. Bunlar bizim bahsettiğim gibi resimlerimizi hizalamamıza falan yarıyor. Şurada yine bu çizgilerin şekliyle ilgili değişiklikler yapabiliyoruz. Biz çizgi olarak kalsın demişiz. Şu resmi biraz büyüteyim isterseniz. Şunu bakın şurada da kesik çizgiler diyor. Tabii şu anda gözükmedi çok şey olduğu için. Şöyle şurayı bir yapalım. Evet şu anda kesik çizgiler diyor arkadaşlar. Şu dot kısmında da nokta nokta. Bakın şurada küçük küçük var. Yakınlaştıramadığımız için göremedik. Onu şu kısımdan şunu ekranı kapatmayınca zannederim gözükmeyecek ama şurada dikkat ediyorsanız sıra sıra nokta nokta işaretler var. Ben onları şöyle siyah yapsak biraz daha belirginleşti. Yine şu kısımda arkadaşlar Guides kısmında kılavuz çizgilerimiz şurada yine ben o şey, şunu düzgün yapalım. Evet. Siyah yaptık. Lines dedik. Yine onu ben değiştiriyorum. Beyaz yapalım. Beyaz yapıyoruz. Okey diyoruz. Dashed lines diyelim yine. Kırmızı çizgi. Kılavuzlarımız kırmızı olacak arkadaşlar. O kılavuz diye bahsettiğim onu da söyleyeyim size. Bu kılavuz diye bahsettiğim çizgiler şu sol taraftan ve üstten sürükleyip bıraktığımız veya değer vererek girdiğimiz çizgiler vardı ya arkadaşlar. Onlardır onu da söyleyeyim. Şöyle bakın şu rengi alalım. Okey diyelim. Buraya okey diyelim. Ben size onu göstereyim. Şu kısmı yine kapatalım. Grid kısmına. View menüsü altında Show Grid seçeneğini pasifleştirdiğimiz zaman o görüntünün kaybolduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şu anda yine o kılavuzlarımızın rengi değişti. Bu şekilde istediğimiz şekilde bu kılavuz çizgilerinden faydalanabiliriz. Yine ben bunları
siliyorum. Şu yine view menüs altında ekstra kısmında arkadaşlar şöyle Smart Guides diye bir seçeneğimiz var. Bunu da ne işe yaradığını size şöyle göstermeye çalışayım. Bir tane shapes çiziyorum. Örneğin ben bunu çizdim. Tamam. Duplicate ile sağ tık yapıyorum. Bakın layer'ın üstünde sağ tık yapıyorum. Duplicate layer diyorum. Seçtim. Şimdi ben bakın şöyle götürdüğüm zaman gördüğünüz değişikliği. Bakın şu anda akıllı çizgilerle bize ne şekil gitmemiz gerektiğini söylüyor. Yine ben ikisini seçiyorum. Ctrl J ile bunun ikisini kopyalıyorum. Bakın şöyle bizim hizalamamızı sağlıyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İleriki anlatımlarımda beraber olmak istiyorsanız lütfen abone olun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.